İzmir'de etkili olan yağmurda Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılıp feci şekilde can vermişti. Soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltında. 3 ay öncesine ait ihmalin belgesi fotoğraflarda mazgalın bitişiğindeki elektrik kablolarının açıkta durduğu izleniyor. Google haritası her şeyi gözler önüne seriyor. Dedikten sonra gelelim İstanbul'a. Kadıköy'deki manzara da yine benzer bir faciaya davet gibi. Üstelik her gün onlarca kişinin geçtiği Fenerbahçe Parkı'nda. Sonuçta bu parkta her gün yüzlerce çocuk buradan geçiyor veya tutuyor veya bir bankta oturuyor annesi babası. Gelip çocuk da burada buna tutabilir. İzmir'de yaşanan facianın yankıları hala sürerken bu defa da İstanbul'da Anadolu yakasının kalbinde korkutan görüntüler ortaya çıktı. Tehlikenin yeni adresi bu kez Kadıköy oldu. Burada da parkta ağzı açık bırakılmış elektrik kabloları var. Ve şu anda görüldüğü gibi hepsinin ağzı açıkta duruyor. Günde binlerce kişinin geçtiği Fenerbahçe Parkı'ndayız ve işte o yerde tam da yürüyüş yolunun hemen yanında bulunuyor. Aslında küçük bir kısım gibi görünüyor ama buradan pek çok çocuk da geçtiği için tehlike an meselesi. İyi niyetli senaryoya göre elektrik akımı belki daha önce kesildi ki şu an için bu bir soru işareti. Ancak bu ürkütücü manzara bile İzmir'deki elektrik faciasını hatırlatmaya yetti. Şimdi elektrik var mı yok mu bilmiyorum ama en azından bu tip şeylere daha dikkat edilmesi lazım bugünden sonra. Yürüyüş parkuru boyunca sıralı bir şekilde aydınlatmalar var ki bu kabloların olduğu yerde de muhtemelen eski aydınlatma direği bulunuyordu. Ancak şimdi işte bu kablolar açıkta bulunuyor. Belki de elektrik akımı yok ancak İzmir'de yaşanan o büyük ihmalden sonra bu da dikkat çekiyor. Belediyeler, elektrik idareleri bu tip şeylere dikkat etsin. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bunları açık bırakanların mutlaka gelip kontrol etmeleri lazım. Ya kardeşim, buna bir kilit koy. Bu açıkta durur mu? Gelsin birinin çocuğu çarpılsın mı burada? Burası da Fenerbahçe Parkı'nın girişi ve burada da elektrik panosu var. Ancak şöyle küçük bir hamleyle kolayca bir şekilde açılıyor. Yani pano açıkta, kablolar açıkta ve burası pek çok kişinin gelip geçtiği yer. Benzer bir görüntü de Eminönü'nden. Elektrik kabloları dükkanların üstünden geçiyor ve kopup düşmesi an meselesi. Elektrik şeyi var ya, bak ha, o kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak. TEDAŞ'a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Burada elektrik akımı var. Yani burada bir ihmalkarlık var. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Esnafsa tedirgin. Bir an önce önlem alınmasını istiyor. Elektrik de var ucunda şimdi. Düşse o İzmir'de insanlar öldü ya. Aynı öyle burada da ölecekler.